değerli emekçiler. OHAL döneminde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kamu emekçisi ve kamu işçisi tasfiyesi yaşanmıştı. 23 Ocak 2017 günü 685 sayılı OHAL KYK'sı ile 2 yıllık süre içerisinde kamudan ihraç edilmiş yüz binlerce kamu işçi ve emekçisinin ihraç başvurularını değerlendirmek ve karar altına almakla görevlendirilmiş olmasına rağmen aradan neredeyse 4 yıl geçmiş, komisyon hala 16 bin dosyayı karara bağlayamamıştır. Bu oyalama hukuk dışı politikalarla da birleşerek işkenceye, cezalandırmaya dönüştürülmüştür. Dört bir yandan kuşatmaya dönüştürülen bu cezalandırma politikası nedeniyle insanlar yaşamlarını yitirmiş, ağır hastalıklara yakalanmış, tedavi olanağı dahi bulamamışlardır. Yurt dışında tedavi görenler pasaport yasağı nedeniyle gidememiş, hastalıkları ilerlemiş, yaşamlarının geriye kalan kısmını yatağa bağımlı hale geçirenler olmuştur. Yeni bir umut yolculuğuna çıkmışlar. Yine yıllarını verdikleri kurumlarından geçmişe dönük alacaklarını alamamışlardır. Pasaportlarına el konulan emekçilerin seyahat hakları, eğitim hakları, engellenerek eğitim görme hakları, bankalarının hesap dahi açtırmak istememesi, çalışma ruhsatlarının diplomalarının kısıtlanması, sigorta şirketlerinin ihraç edilenlere ödeme yapmaması gibi baskılarla Medeni Kanun'daki temel haklar gasp edilmiştir. Seçilen belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin mazbatalarının verilmemesi, sendika yönetim kurullarına seçilen sendika üyelerine yönetici olamayacakları gerekçesiyle davalar açılması, oturdukları apartmanlarda yönetici dahi olamayacaklarına dair KYK hükmü ve benzeri uygulamalar ile seçme seçilme hakkı ellerinden alınmıştır. Değerli basın emekçileri, karara bağlanmayı bekleyen dosyaların çoğunluğunun barış akademisyenlerinden ve haklarında istihbarat raporları, mahkeme kararları, savcılık soruşturmaları ve benzeri herhangi en ufak bir istinad bulunmayanlardan oluştuğu bilinmektedir. Ve hukuksuz şekilde binlerce insanımız anayasa ile güvence altına alınan çalışma ve kamu görevine girme hakkından yoksun bırakılmaktadır. Kamuda, işe alımda, güvenlik soruşturmaları adı altında yapılan keyfilik, ayrımcılık ve haksızlıklara son verilmelidir. Evrensel hukuk ilkelerini esas almak yerine temel vatandaşlık haklarından mahrum bırakarak ikinci sınıf vatandaş yaratma ve kendi yurttaşları arasında en büyük ayrımcılığı kanun yoluyla yasalaştırma girişimlerinden vazgeçilmelidir. Değerli basın emekçileri, sevgili dostlar, hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı, etkin olmayan, denetlenemeyen, kendisini anayasa ve yasalar üstü gören, hükümetin bir organı gibi çalışan ve idari bir mekanizma olan OHAL Komisyonu derhal lağvedilmelidir.